Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Yılmaz Kılıç'la birlikteyiz. Sayın Başkan, Eskişehir özlenen bir fuara kavuştu. Gerçekten baktığımızda birinci fuardan itibaren çok cıvıl cıvıl ve canlı bir fuar gerçekleşiyor. Sizin de görüşlerinizi almak istiyoruz. Evet, Eskişehir dünya şehri. Eskişehir'in en büyük eksikliklerinden bir tanesi fuardı. Benim dönemimde de Ticaret Odası Meclisi'nde yıllarca görev yaptım. Çok büyük mücadeleler verdik. Ve bu fuarın yapılmasında öncelikle Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Eskişehir'in ufku bir daha yükseldi. Bu fuarcılıkla Eskişehir dünyaya açılan bir pencereydi ama bu sefer dünyada iç içe olacağımız bir olay. İnşallah temenni ediyorum ki uçak seferlerinin Eskişehir'e yapılması sonucunda uluslararası bir fuar olacağına inanıyorum. Başlangıç olarak bu üçüncü fuar bence güzel, halkın ilgisi güzel, tüccarların ilgisi güzel, esnafın ilgisi güzel, şehir, çevre şehirlerinden gelen insanların ilgisi güzel. Eskişehir güzel. İnşallah bu fuarla Eskişehir biraz daha vizyonunu yukarıya taşıyacağına inanıyorum. Bu konuyla ilgili emeği geçenlere özellikle teşekkür etmek lazım. Ve buraya Eskişehir'in esnafı, tüccarı, halkı bu fuara sahip çıkması lazım. Bugüne kadar ilk iki fuarda 150 bin kişinin ziyaretçinin olması, bugün başlayan fuarın en az 100 bin civarında ziyaretçinin olacağına inanıyorum. Çok büyük bir ilk gün olmasına rağmen çok büyük bir kalabalık var. İnşallah bundan sonrakileri daha muhteşem, daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet, şimdi önemli olan tanıtım Sayın Başkan. Yani şimdi ben az önce içeri gezdim. Özellikle yamaçların şöyle bir yakınması var ve haklılar da. Şimdi tamam, fuar çok güzel. Fuarımız Eskişehir fuar alanına kavuştu. En azından ürünlerimizi tanıtma fırsatımız oldu ama şimdi fuara baktığımızda, gelenlere baktığımızda Eskişehir'deki insanlar. Biz önemli olan Eskişehir dışından gelecek toptancılara hitap etmemiz lazım. Yani Eskişehirliler bizi zaten tanıyor ama şehir dışındaki İstanbul, İzmir, Bursa neyse oradaki toptancılar gelip bizi görmesi lazım. Biz onlara bağlantı yapmamız lazım diyor. Mesela ticaret odası bunu sağlamalı. Evet. Şimdi tabii ki bu fuarcılık yeniyiz. Eksiklerimiz var. Örneğin bence bu senin bu eleştirin dışında, bu haklısın. Çünkü buraya dışarıdan insanları taşımak lazım. Burada satış sağlamamız lazım. Burada Eskişehir ürünlerinin Türkiye'nin çeşitli illerine, ilçelerine gitmesi lazım. Orada eksiklik var. Bu yavaş yavaş etkisiyle devam edecek. Ancak gıda fuarlarının böyle yeme içme fuarı şekline de getirmemek lazım. Yani bakıyorsunuz ikinci fuar alanına girdiğiniz zaman sucuk kokusundan, pastırma kokusundan geçemiyorsunuz. Bir de orada pişiriliyor. Bunlar esasında tadımlık olabilir ama bunlar fuar açısından eleştirilecek konuların içerisinde. Panayır'a benziyor birazcık. Panayır havasından çıkmak lazım. Eğer buraya tüccarı çağıracaksınız, eğer toptancıyı çağıracaksınız, eğer burada pazarlama yapacaksanız bu panayır olayından dışarı çıkmak lazım. Yani bunu tabii ki bu bizim bir eleştirimiz ama geleceğe yönelik fuar yetkilileri bunları inşallah önem verir. Gelecekte daha güzel fuarların olacağına ben inanıyorum. Eskişehir buna layık olacaktır. Buraya eğer biz değil yurt içinden, yurt dışından da toptancıları, tüccarları davet ederek çok güzel ürünlerimiz var. Mesela bizim bile bugüne kadar Eskişehirli firması olduğu halde bilmediğimiz birçok firmaları bugün tanıdık, gördük. Bu güzel bir olay. En azından şehirdeki üreticiler kendi ürünlerini kendi hemşerilerine tanıtıyor. O da güzel. Ama bakıyorum şehir dışından gelen çok insan da var. Görüyorum. İnşallah bu aynen İstanbul'daki fuarlar gibi, aynen Antalya'daki fuarlar gibi binlerce kişiyi artık buralara getirtmek için organizasyonlar yapmak durumunda fuar düzenleyicileri de, ticaret odası da ve Eskişehir
tüccarının ve esnafının organize edeceği bir bütçeyle insanları buraya getirmenin yollarını bulmamız lazım. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum. Böylesi bir güzel fuarda Haberci 26'nın da böyle bir stand açmasından dolayı da sizleri de kutluyorum. Teşekkür ederim Başkan. Şehir bastığına her zaman güçlüdür. Güçlü olmaya devam edecek. Sayenizde Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum.